Dani söyle, senin hakkında da çünkü şimdi bir konu var. Benim çok merak ettiğim bir şey var. Hepimiz bu yarışmaya geldiğimizde bu kadar takipçi, fan hiçbir konuyla ilgili değildik. Evet. Sonrasında yani bu ne kadar önemli bir konu haline geldi ki ilişkileri bitirecek derecede. Ve bu konu neden bu kadar buraya taşınıyor? Ben anlayamıyorum. Yani fanla veya takipçiyle ilişkiye yürütülmüyor. Ve onların bu yarışma bitince de bir önemi kalmayacak. Neden bu kadar yer veriliyor ilişkilere çünkü onlar? Çünkü insan daralıyor da ne? Çok küfür yiyorsun. Anladın mı? Sıkıntı çekiyorsun. Ama bak Batu, benim şöyle oradan bir şey var. Babam helal, var, Batucuğum. Ailem var, kız kardeşim var. Batucuğum bunları biz de yaşıyoruz. Yapımdaki insanları. Seda Hanım yönlendiren yani. Ayça. Ben nasıl yönlendirdim? Öyle bir şey yok. Ben de ses kayıtları var. Sen diyorsun ya senin grubun içinde 3-4 tane adamım var. Senin grubun içinde de benim adamlarım var. Rahat ol. Bütün ses kayıtlarım var bende. Çok korkuyorum. Anladın mı? Hadi seni gömmüş müyüm? Asistanın, masistanın. Gömmüş müyüm? Hepsi var bende. Senin annenin söylediklerini biliyor musun bana? Hepsi var. Ne söylüyorsun? Senin kendi annen seni savunmuyor ya. Beni savunmaz çünkü. Öyle bir yansıtıldı ki anneme ben kendimi anlatana kadar 2 günüm geçti. Kadın yüzüme bakmadı benim. Kardeşim yüzüme bakmadı. Mükemmel bir annesi var. Yemin ediyorum. Helal olsun. Yalnız şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu dışarıda hayran kısmı. Şimdi bir izleyicilerimiz var. Onlara binlerce teşekkür ediyoruz. Çoğu zaman aldığımız izlenme oranlarına bakıldığında yani bazı akşamlar 4 kişiden en az bir kişisi bizi seyrediyor. Bunlar çok güzel. Bütün izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Ama o internet sayfalarında sizi takip eden gruplar belli grup, belli bir grup insan, belli bir yaş grubuna mensup kişiler ve her an aranızda yaşadığınız her şeyi doğru algılayamıyor da olabilirler. Her şeyin farkında olamıyor da olabilirler. Yani onlara güvenerek mutluluğunu yönlendirmeniz ne kadar çok doğru. Saçma. Çok saçma. Ayrıca Seda Hanım bence insan hiçbir zaman geldiği yeri unutmamalı yani. Aynen öyle. Herkes aynen için geçerli öyle. Bu. Bravo Deniz'im. Ya da gideceği yeri de düşünmesi lazım. Aynen öyle. Siz şimdi Azal'la Emre evlenirse hayranlarıyla mı yaşayacaklar? Ben anlamadım yani. Yani. Ya da sen evlendin çıktın program bitti. Evet. Siz evlendikten sonra sizi bir daha geri alacak değiliz buraya. Aynen. Peşinize kamera mı takacağız 24 saat? Bitmiştir olay. Ne işine yarayacak? Siz mutlu olun yeter. Arada bir kart atın. Biz çaya çorbaya gelelim. Bitti gitti. Evli evine köle köle. Bu kadar. Kabak tadı verdi. Neyse efendim şimdi Dani demişken, Dani de yorumunu yapmışken senin hakkında da bir yorum var Dani. Bunu iki gelin adayı yapıyor. Bir de ona bakalım mı neymiş? Tabii. Hadi izleyelim o zaman. Tamam, sen zaman tanıyacaksın. Melis'in ne kadar güzel kalpli bir insan olduğunu gerçekten. İlk hafta bana neler yaptı ama ben şey yapmadım. Niye kötü? Doğruyu söyleyin. Zamanla şey yapacaksın. Kovarlar diye kötüsün diyor. Zamanla anlayacaksın. Ben sana söyleyeyim. Olmaz. Çok üzüldüm ama ya. Ay, arkamı yaslayacağım kusura bakma. Yok yok yaslan. Eskiden onlar çok sık arkadaşlardı ve üçlü silahşörler derlerdi ikisine de. Çok iyi dost oldukları için Dani de bunu bildiği için şimdi seninle dost olduğunda onları satıyor, anladın mı? Hani onları bu şekilde en iyi yerlerinden vuruyor. Bu da Melis'in zoruna gidiyor. Kötü yaptım. Şey gitti mi? Semih gitti mi? Bilmiyorum gitti. İlacı bir şey. Kekeme, kekeledim ya. Of, kendime gelemedim. Dünyalar destekleyen bir dostlardı üçü de. Böyle çok güzel fotoğrafları vardır aç bak. Ama ilk fırsatta tehdit eden, ilk fırsatta bam telinden vuran da bir insandır da. Hani ona göre ölç evet, değerlendir. Yaptı. Hoş değil Dani'nin de. Evet, kim konuşmak ister? Ben. Ben şu an burada ne görüyorum biliyor musunuz? Sadece ve sadece çok güzel işin üstesinden gelebilmişler Cansu ve Mehtap. Tamamen savunma mekanizması yapıyorlar Melis'e. Halbuki konu Melis'ten çıktı. Melis benimle alakalı böyle bir yorum yaptığı için ben o kadar sinirlendim. Ve ben bunu anlayamıyorum. Ben kendimi çok güzel ifade eden bir insanım. Mehtap'la Cansu'nun benim hakkımda fikirlerini sunmasına hiç ihtiyacı yok yani. Konu tam olarak ne? Melis bir konu, anlat ne? Konu şöyle. Ben bir söyleyebilir miyim? Ben devam sen ediyordum ama. Ama. Hayır ha, dedin mi? Ya ben kendimi çok güzel ifade edebiliyorum evet. Diye. Sen zaten kendini güzel ifade edebiliyorsun. Cansu ile Mehtap da seni ifade etmiyor orada zaten. Senin ay, yaptığın seni yanlışı söylüyorlar çok ilginç bir tamam. Şekilde yani. Ben zaten dışarı çıkmıştım sen beni sinirlendirdiğin için hatırlarsan. Evet. Ben orada yoktum. Ben onlara da beni savunun demedim. Onlar beni tanıdığı işte. İçin benim sadece nasıl bir insan olduğumu konu anlatıyorlardı. Ne? Beni tanımayan bir insanı. Konuşu Seda Hanım. Yine para pul dediniz de. Hayır. Hayır değil. Evet, para pul değildi mevzu. Konunun nasıl başladığını lütfen tabii doğru ki de bir şekilde anlatır mısın? Ya zaten kameralarla çevrili bir evdeyiz. Dayıcığım tamam, hani evet. Yalan söylesem başım ağrır yani. Aynen öyle. Seda Hanım. Dilek'le Dani daha önceden tanışmadıklarını söylediler bize. Ondan sonra
Ama Dilek eve geldiği günden beri Dani onda kalmaya başladı. Evet. Hafta içi de sorun oldu yani, konu oldu bu, hatırlıyorum. Konu oldu. Bizi evet ilgilendirmez ama bu evde biliyorsunuz biz her şeyi konuşuyoruz. Benim de her şeyim konuşuluyor. Hani kimseyi ilgilendirmeyecek şeylerim konuşuluyor. Dani'ye gelince mi konuşmayacağız? Elbette ki konuşacağız. Ben de dedim ki... Hayına düşen. Bu seni hiç yani sosyal hayatım seni niye ilgilendiriyor ben onu anlamıyorum. Bir saniye bak. Kıskandığından olabilir mi hiç acaba? Hiç tanımadığın birine iki günde gidip kalırsan ilgilendiriyor bizi. Sedan, burada üç aydır, altı aydır tanıdığın arkadaşlarım var. Sen niye savunmaya geçiyorsun? Dani'cim ben de konuşuyorum. İsmimizi zikrettim ya. Melis'le konuşuyorum, niye savunuyorsun Melis'i? Ben hangi birinizin dışarıda hangi arkadaşınızla ilgilendiğini... Şimdi dışarıda kimin evinde kaldı? Ya kime ne, ben bunu anlamıyorum ya. İkinizin de bu evde... aday olması belki. Tamam şöyle yani, söyleyeyim. Ben kim için böyle bir şey söylemişim? Dani, sen ben senin sosyal hayatını niye kıskanayım yavrum? Ya? Hani niye kıskanayım? Ben o gün Dani'ye aynı şekilde bunu söyledim. Hani amacın ne? Ben onu senin neyini kıskanacağım Allah aşkına? Tamam, amacın ne o zaman? Sana hani, ne? Ben istediğim işi de bulurum yani. Sana hesap mı vereceğim ya? Buydu. Ay, çok saçma. Müsaade etmiyorsun ki. Bak, bir şey yaparken düşüneceksin. Başka bir şey yapmayacağım. Sırayla konuşmayı bir yapalım. Sıra bendeydi farkında. Ben hani öğretmen gibi sen konuş sen konuş demek istemiyorum. Heh. Siz araya zaten gir karşılıklı. Ona da dönüp konuşabilirsin böyle. Yani ama diyalog olsun. Neyse o gün de aynı bu şekilde dedim ki hani... bana yine dedi ki kıskanıyor musun falan. Ben dedim ki Dani senin neyini kıskanacağım pardon da dedim. Beni değil zaten. Neyi kıskanacağım? İkimizi. Neyse. Her neyse. Bana dedi ki işte dedi ben dedi senin gibi dedi babamdan gelişken dedi anamdan dedi arabayla doğmadım dedi bilmem ne bilmem ne. İşte dedi benim dedi senin gibi dedi son model arabam olmayabilir ama dedi ben dedi otobüse binsem de dedi 5 lirayla da mutlu olabilirim falan filan. Ben evet. Böyle kaldım dedim ki Dani dedi ne diyorsun ya dedim hatta böyle yaptım yani ne Dani diyorsun Dani dedi. Geldiğinde 5 bin liralık çanta ondan kullanan sonra... 2 milyar makyajı harcayan bir gelin adayım bu arada. Ama gerçekten algılayamadım. Aynen öyle. Sinirlerim gerçekten... son derece bozuldu. Çünkü Seda Hanım ben burada hiçbir zaman maddi bir şeyle övünen bir insan olmadım. Zaten sen benim... mi? Bir saniye. Kendi konuşurken bölünüyorum diyorsun. Benim arabam seninkinden daha lüksiyen sen bölüyorsun. Değil miydin? Buradaki birçok insana. Ne? Sen mi maddiyattan övünmüyorsun? Allah aşkına lütfen sen ya. Sen kendi isminle bile övünüyorsun. Daniela ya. İsmimi zikredelim. Alay edin. Övünmek ne? Cansel, biz üçümüz... sen neyin olduğunu çok iyi biliyorsun. Evet biliyorum. Senin gözlerinden anlıyorum ben ama şu an burada Melis'i korumak için bunu söylüyorsun. Hayır. Herkes burada her şeyin farkında. Bak, biz kalacak sen... yer istiyorsan eski arkadaşlarına ara. Sen ben Melis çok zaman geçirdik. Biz evet. Bunu hatta sen özellikle koşulsuz parayı sorun yapan bir kız değil, şey yapan bir kız değil diye ikimiz seninle bunu neden peki o zaman niye beni böyle bir konudan vuruyor? Ben onu anlamıyorum yani. Bir dakika bir sen şey söyleyeceğim. Sen bana ne dediğinin farkında mısın? Sen bu kızla benim arkadaşlığımı sırf arabası ve evi için yaptığımı söylüyorsun, öne sürüyorsun. Sen hangi hakkında söyleyebiliyorsun? Sana...